İsa Bölükbaşı! Benimle evlenir misin? Hayır. Biz de çekiyoruz. Bu benim istedikle olmaz ama. Survivor yarışmasının ardından Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Barış Murat Yağcı, Maçka'da bir otelin spor salonu çıkışı görüntülendi. Yağcı, aynı otelde Sinan Akçıl'la Burcu Kıratlı'nın evleneceğini öğrenince ünlü çifte mutluluklar diledi. Ben aslında burada olduğunu bilmiyordum. Öyle söyleyeyim. Bir saat önce mesajlaştık. Bir otel odası görmüştüm. Orası burasıymış, belli oldu. Kendisine mutluluklar dilerim. Gerçekten Nisa ile olan ilişkimiz başladığında da çok konuşmuştuk. Ona nacizane tavsiyemi söylemiştim. Hani kendini iyi hissettiğin doğru kişiyi bulduğunda umarım her şey senin için yolunda gider, evlenirsin de. Bugün de artık onun adımları atılıyor. Artık evleniyorlar. Her şey bir aile kurmak adına olacak onlar için. Onlara mutluluklar dilerim. Barış Murat Yağcı'ya sizden de yakın zamanda bir evlilik gelir mi diye soruldu. Peki sizin için yakın zamanda böyle bir şey olur mu? Evlilik? Yani iki senesi var. Yani çünkü Nisa benim için aslında doğru kişi ama onun da bir okulu var. Yani okul sorunu var. Yarışmada olduğu için o dönemi kaçırmıştı. Şimdi burada birkaç okulla konuşuyoruz. Burslu bir şekilde okumasını sağlamaya çalışıyoruz. Olursa burada okuyacak, okumazsa Çek'e dönecek. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Evlilik falan onlar çok ileriye dönük şeyler. Ama hani Nisa benim için doğru bir kişi. Olursa onunla olur. Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı'nın bir dövmesinden rahatsız olmuş, bunu sildirmeden benimle evlenemezsin demişti. Benimle evlenmek istiyorsan bu dövme olmayacak. Vallahi bence acizlik değil ya. Senin karın olacağını düşündüğün, evlenmeyi planladığın ve doğru kişi olduğunu düşündüğün kişi eğer bir şeyden rahatsızlık duyuyorsa, konu her ne olursa olsun, sildirilir yani. O çok büyük dert değil. Benim için de bu bir şey değil. Yarın öbür gün Nisa'nın adında, ben zaten bunu konuşmuştum bu arada. Eğer dövmecim burada olsaydı onunla da alakalı bir tasarım yaptırmıştım. Maalesef burada olmayınca, bir de üstünde böyle bir süreç yaşanınca İşler sanki şey gibi oldu, hani çok büyük bir skandal, rahatsızlık. Biz dışarıdan daha çok etkileniyoruz yani, kendi içimizde bir kavgamız, tartışmamız yok. Dışarısı bizi yoruyor. Bir sorun yok yani, insanların istediği de çok kolay olmaz. Öyle bizim ayrılma durumumuz falan öyle, hani rüyalarında bile zor görürler yani. Çektiği bir YouTube videosunda taş kağıt makas oyunu oynayan Yağcı'nın kaybedince köpek taklidi yaptığı görüntüleri de çok konuşulmuştu. Taş, kağıt, makas oynadığınızda, bir oyunu kaybettiğinizde onu siz de yapabilirsiniz, sokaktaki bir kişi de yapabilir. Bana denk geldi, ben yaptım ama tabii o da hızlı yükseliş, hızlı düşüş falan gibi çok farklı bir yere çekildi. Öyle değil ama işte o, yani her şeye evet deme videosu, sen sevdiğin kadın için her şeye evet der misin? Ben de dedim, bana söyleneni yaptım, Fenerbahçe forması giy, evlenme teklif et. Yani bence insanlar o cesareti toplayıp bir yapsınlar. Ondan sonra yorumda bulunsunlar ama şey, çok fazla böyle hani negatif yazılması, eleştirilmesi de yıpratıyor. Çünkü her şeyi evet deme videosu. Yani bunu kız kardeşin için, baban için, herhangi biri için çekebilirsin. Yani bu bir videodan ibaret. Çok merak etmesinler, gerçeği de olacak yani. Evet, Taksim'de yaptınız evliliği teklifini ama gerçeği nerede olacak, nasıl olacak? Gerçeği burada mı olur, yurt dışında mı olur bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim, Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri olmayan beyle evlenme teklifi edeceğim. Survivor'ın yeni bölümlerini izlediğini söyleyen Yağcı, favori yarışmacılarını açıkladı. Yarışmayı takip ediyorum. Haberiniz kimdir? Var mı? Ya çok erken. Herkes her gün bir yarışma bitince çok değişik söylemlerde bulununca kendi kendilerini yakıyorlar aslında. Ama açıkçası izlerken demo izler gibi izliyorum. Eskileri yani, yad ediyor musun? Ya ediyorum ama şu an bana çok demo gibi geliyor. Yani bizim dönemki zorluklar yok, onu söyleyeyim. Çünkü kaçıncı bölüm, kaçıncı hediyeyi kazandıklarını gördüğümüzde biz o zaman o hediyeleri kazanmıyorduk. Hani açlık vesaire okey ama bizimle aynı seviye değil. Var birkaç tane gönlümden geçen var. Hoyraz'ı öncelikle tebrik ederim. Çünkü benim kendi rekorumu kıracak. SMS birinci gelme rekorunu kıracak. Botan güzel çalışmış. Konuşmalarından belli. Bir de o da şu an mağdur durumuna düştü. Hayrettin de zaten yeni elendi. O da bizimle birlikteydi. Sakatlıksız bir sezon diliyorum. Güzel. Yani bu Poyraz'la Botan mesela yani All Star'a gelirler. Yani iyi duruyorlar. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun.
Barış Murat Yağcı ilerleyen saatlerde Sinan Akçıl'ın Mr. and Mrs. Akçıl notuyla paylaştığı düğün fotoğraflarının altına gülme emojisiyle darısı başıma yazdı. Akçıl da Yağcı'ya aynı emojiyle karşılık verdi. Gel yârim gönlüme huzur ver ömrüme söylesin tüm şarkılar.